Efor Dekor 2001 yılında sektördeki faaliyetlerine başlamıştır. Firma, kaliteli ürünleri kaliteli işçilikle tamamlayarak müşterilerine sunmayı hedef almıştır. Ürün portföyünü sürekli yenileyen firma, cam balkon kapatma ürünü imalatı da yapmaktadır. Efor Dekor Cam Sanayi ve Ticaret Limited şirketi firma sahibi Cemal Şahin, sektöre giriş hikayelerini mikrofonlarımıza değerlendirdi. 8 yaşında çıraklıkla başladık. O yaştan beri de sürekli bir çalışma içerisindeyiz. Efor Dekor 2002 yılı kuruluş itibariyle görünse de 2003 yılında limited şirketi olarak tam bir kurumsal firma haline dönüştürdük. Bundan önce Efor Dekor'u kurmadan önce biz 10 yıl bir pazarlama firmasında yine yönetici olarak görev yaptık. 5 yılda şu andaki yapmış olduğumuz işlerle ilgili Trabzon'da yine köklü bir firmada yönetici olarak görev yaptık. Bu işleri ta çekirdeğinden hem kurduk yönettik hem de ustalığını yaparak zemin oluşturduk. Firmanın geniş ürün yelpazeleri arasında katlanır cam balkon sistemleri, mekanizmalı perde sistemleri, banyo sistemleri ve ofis bölme sistemleri bulunmaktadır. Efor Dekor ana ürün yelpazesinde katlanır cam balkon sistemleri, üretim, montaj, satış, mekanizmalı perde sistemleri. Bunda tül perde, kumaş perde tarzındaki sistemler hariç mekanizmalı tüm sistemler işte stor perdesi, jaluzi perdesi, dikey perdesi. Bu tür olan ürünlerin hepsi motorlu, motorsuz, işte banyo sistemleri, banyo dolapları, banyo kabinleri tarzında, işte küpe, işte korkuluk çalışmalar, işte pek bölgemizde hareketi olmasına rağmen işte ofis bölme sistemleri, demontable ofis bölme sistemleri, yine demontable kompakt tuvalet bölme sistemleri üzerine çalışmalar yapıyoruz. Cemal Şahin kalifiye eleman sıkıntısına değinerek görüşlerini dile getirdi. Eleman sıkıntısı çekiyoruz. Trabzon'un genel bir kamburu bu. Ben 85 Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Bizden sonra bir çıraklık kanunu çıkartıldı. Bu çıraklık kanunuyla beraber ne yazık ki kalifiye eleman öldürüldü. Meslek liseleri tamamen üçüncü plan diyeceğim. İkinci plan ötesine üçüncü plana atıldım. Piyasada da bugünkü şartlar itibariyle gençler artık hep hazır, rahat iş peşinde koşuyorlar. Eskiden babalar çocuklarını çırak olarak veriyordular ama bugün çocukları çırak olarak hiç kimse çalıştıramıyor. Yani buna ben de dahilim, kendi oğlumu dahi kendi atölyemizde bir gün tutamıyoruz. Cemal Şahin son olarak firmanın hedeflerine değinerek kurumsal firmalarla çalıştıklarını vurguladı. Şimdi hedefimiz öncelikle yaptığımız işi bir defa yapmak ve dediğim gibi bildiğimiz işi yapmak. Bir işi satmak için değil, memnun etmek için. İşte en katlanır cam olsun, perde sistemler olsun. Bir de tabii seçici olmanın getirdiği bazı avantajları da kullanmak durumu oluşuyor burada. Çalıştığımız firmalar Türkiye'de, biz Trabzon'da her ürünü Ankara, İstanbul, işte İzmir gibi büyük şehirlerden temin etmek zorundayız. Kendi içimizde sanayimiz olmadığı için bütün ürünlerimizi oradan getirmek durumundayız. Bugün ben burada üretimini yapıyorum ama işte Ankara'da kendi rüşvünü ispat etmiş kurumsal firmalarla çalışıyoruz. Prensipli olan firmaları tercih ediyorum. Böyle her kapımızı çalan, işte biz bu malı satıyoruz, hadi siz de bir ürününüzü alın değil. Onların da yarın ben şunu diyorum müşterime, Efor Dekor herhangi bir şekilde aradan çekilse de ben ürünü sattığım firmanın garantisiyle sizin kapınızdayım. Bir de müşteri hizmeti, biz ürünü sattık, herhangi bir teknik sorunu olduğu zaman anında ulaşıyoruz. Anında, yani bekleme yok. Çünkü biz 10 yıl önce ürünü sattığımız firma bugün o ürünü hiçbir şekilde satışını yapmıyor, üretimini yapmıyor. Firma belli bir çapta küçülttü kendini. Yedek parçası yok. Ben sırf müşterilerime hizmet veriyorum. Çünkü bedelsiz. Bu büyük şehirlerde tamamen bugün işi yapar, yarın farklı bir şey çıktığı zaman bedelini alır. Evet, bizde evet. Bedel almak gibi bir şey ortaya çıkmıyor. Bedelsiz. O yedek parçayı stoğumuzda bulundurarak, ona bir sermaye yatırarak müşteri den kaynaklı sorun doğduğu zaman onun sıkıntısını giderip yarın için bir yatırım da yapmış oluyoruz.